Melek. İyi misin? Merak ettim de. Değilim Aziz. Ya madem böylesine üzüyor seni, bir daha gitme yanına. Kocaman kız ya, karışamazsın ki. Beni üzen Ebru değil, sensin. Anlamadım, ben ne yaptım ki? Bana yalan söyledin. Ben bunu Ebru'dan mı öğrenecektim? Neden bahsettiğini anlamadım ki. Halil'e para verdin mi Aziz? Benden boşanması için Halil'e para verdin mi? Ha, ben sana inandım. Ben sana güvenmiştim. Sırtımı yaslayacağım bir dağ bildim ben seni. Böyle mi olacaktı ha? Bana haber bile vermeden gidip Halil'e para verip beni satın mı alacaktı? Bak Melek, bunu açıklayabilirim. Ya sen bana tek bir şey söyle. Halil'e para verdin mi, vermedin mi? Verdim. Benim için yeterli cevap. Ama vermem için nedenlerim vardı. O para göz herifin hayatımızdan çıkması lazım. Mutluluğumuz için her şeyi yapmaya razıydım ben. En azından bana söyleyebilirdin. Söyleseydim karşı gelecektin. Ben de kökünden hızlıca hallettim meseleyi. Kökünden halletmek bu yani, değil mi? Ben senden hiç beklemezdim bunu. Hayal kırıklığına uğrattın beni. Melek, bak yapma böyle. Aziz, konuştukça kalbini kıracağım. Ne olur beni yalnız bırak da biraz hazmetmeye çalışayım. Ne olur beni yalnız bırak. Seni ne kadar sevdiğimi biliyor musun? Ya bir ömür boyunca ben seni bekledim. Hay, konu bu değil Aziz, Allah aşkına. Konu bu değil. Ben seni seviyorum. Sevdim, seveceğim de ama konu bu değil. İyi. Uzatmayalım o zaman. Ne? Baba. Annem iyi mi? İyi kızım, iyi. Ne diyor peki? Ebru bir şey mi demiş? Yok. Yanlış anlaşılma olmuş. Anneciğim, daha iyi misin? Kızım, bizim seninle bir şey konuşmamız lazım. Ay Aziz abi ya, bir saattir içeriden dinliyorum, dayanamayacağım artık. Ay ne oluyor abi ya, ayrılık demeyin bana sakın. Biz... bir karar aldık. Biz evleniyoruz. Ne? Evleniyor. Ne ay Yasin abim, ben tebrik ederim. Anneciğim sonunda. Aziz. Ay tebrik ederim. Sağ ol Meloş'um, sağ ol. Ay Yasin. Ay şaka gibi, annenle babama düğüne gideceğim. Ay,